Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla tekrar beraberiz. Bugün 3. sınıflarımızla birlikte toplama işlemi problemlerini çözeceğiz. Toplama işlemiyle ilgili konumuzu pekiştirmiş olacağız. Ayrıca size bir tane de soru bıraktım. En son o soruyu çözüp yorumlarda da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi başlayalım. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük sayı ile 2 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Şimdi 3 basamaklı en küçük sayı dediğimiz aklımıza ne geliyordu hemen? 100 gelmeliydi değil mi arkadaşlar? 100. En küçük sayımız aynı zamanda 3 basamakta en küçük çift sayımız da 100'dü. Şimdi 2 basamakta en büyük sayının toplamı kaçtır diyor. 2 basamakta en büyük sayımız kaçtı? O da 99'du. Bu ikisini topladığımda 90 daha 9, 90 daha 9, Bir de aşağı indi. Sonucu 199 olarak buluyoruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza devam ediyorum. Atletizm takımına 123 kız, kızlardan 14 fazla erkek öğrenci alınmıştır. Atletizm takımında kaç kişi olmuştur? Bakın bu sorularda yaptığınız en büyük hatayı söyleyeceğim. 123'ü görüyorsunuz, 14 görüyorsunuz, ikisini topluyorsunuz ve sonucu yanlış buluyorsunuz arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? Bakın kızların sayısı belli ama erkeklerin sayısı belli değil. Erkeklerin sayısını bana şifreli vermiş. Demiş ki kızlardan 14 fazla erkek demiş. He, o zaman önce erkeklerin sayısını bulayım. Şöyle hatta erkek diyorum eşittir. Kızlarda 14 fazla. E kızlar kaçtı? 123. E 14 fazlası kaç yapar? Hemen toplayalım. Eşittir. Birler basamaklarını topluyorum. 4, 3 daha 7. Onlar basamağını topluyorum. 2, 1 daha 3. E, de buraya geldi. 1. 137 tane ne varmış? Erkek varmış. Bakın bu sonuç değil. Bu erkeklerin sayısı. Anlaştık mı? Şimdi kızların sayısıyla ne yapacağım ben bunu? Toplayacağım ve toplam atletizm takımında kaç kişi olmuştur? Bunu bulacağım. Toplama işlemimizi yapıyoruz. 7, 3 daha 10. 50 var 1. 3, 2 daha 5. 1 de 50. 6. 1, 1 daha 2 diyorum ve 260 kişi olmuştur diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Ben 27 yaşındayım. Ağabeyim benden 5 yaş büyüktür. İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Az önce gördüğüm soruya benzer bir soru aslında soru tarzı olarak aynı bir soru tarzı arkadaşlar. Neden? Bakın burada erkeklerin sayısını şifreli vermişti. Şimdi de ağabeyinin yaşını ne yapmış? Şifreli vermiş bize. Önce ağabeyinin yaşını bulacağız biz. Ne demiş? 5 yaş büyükmüş benden. E ben 27 yaşındayım. O zaman ağabeyim ne olmalı? 27'den 5 fazla olmalı. Topladığımızda 7, 5 daha 12, 50 var 1, 2, 1 de 50, 3, 32 olarak ağabeyinin yaşını buluyoruz. Ama bizden ne istiyor? İkimizin yaşları toplamını istiyor. Öyleyse 32 burada, e 27 de benim yaşımdı zaten. 32 ile 27'yi toplarsam, 7, 2 daha 9, 3, 2 daha 5, 59 olarak yaşları toplamını buluruz sevgili arkadaşlar. 5. Sorumuzda devam ediyoruz. Aysel'in 148 kırmızı, 163 sarı boncuğu vardır. Kırmızı ve sarı boncukların toplamı kadar da siyah boncuğu vardır. Aysel'in toplam kaç boncuğu vardır? Bakın artık şu iki sorudan sonra hemen kafanızı canlanmaya başladı değil mi? Hepsi ne yapıyor? Şifreli şifreli sorular veriyor bize. Değil mi? Şaşırtmacı sorular veriyor. Şimdi Aysel'in 148 tamam. Onda sıkıntı yok. E bir de 163 tane de ne var? Sarı boncuğu var. Ama diyor ki bize siyah boncukları direkt söylememiş. Siyah boncuğu kırmızı ve sarıların toplamı kadar diyor. Tamam mı? Kırmızı ve sarıların toplamı kadar. Öyleyse ben 148 ile 163'ü toplayıp önce ne yapmalıyım? Siyah boncukların sayısını bulmalıyım değil mi? E 8, 3 daha 11. 50 var 1. 4, 6 daha 11 de 50. 11. 50 var yine 1. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. 311 tane neyi varmış? Siyah boncuğu varmış. Tamam mı? Siyah boncuk. Şimdi siyah boncukları bulduk. E ben de ne diyor zaten? Aysel'in toplam kaç boncuğu vardır diyordu. E hocam zaten boncukların sayısını bulduk. Evet. E ne yapacağız o zaman? E bunları hepsini toplayacağız. 311, 148, 163. Toplayacak olursak bunları. 3, 8 daha 11. Bir de, bir de burada 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Bir elde bir daha 2. 4 daha 6, 6 daha 12'nin ikisi 50 var. Yine 1 1 2 5 6 diyoruz ve 622 olarak sonucumuzu buluyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Veysel'in 118 lirası vardır. Osman'ın Veysel'den 113 lira fazla Kanun ise Osman'dan 96 lira fazla parası vardır. Kaan'ın kaç lirası vardır da vardır, değil mi? Sormuş da sormuş artık bize. Peki, şimdi bakın buralarda ne vardı? Bir tane bilinmeyen vardı. Şimdi burada bir iki tane daha şifre var, tamam mı? O yüzden böyle sorularda ne yapacağız? Hemen şuraya yazacağız. İsimleri yazıp altına bir çizgi çekeceğiz. Veysel, Osman ve bir de ne var? Kaan var, değil mi? Evet. Şimdi soruyu okuyup sorudaki bilgilere göre buraları dolduracağız. Veysel'in 118 lirası varmış. Hemen yazıyorum buraya. 118. Osman'ın Veyselden 113 lira fazla. Ha, Osman ne o zaman? 118 artı 113. E peki Kaan kaç? Kaan'ın ise Osman'dan 96 lira fazla. Bakın Osman buydu, değil mi? E bunu getirip buraya yazalım. 118 artı 113 artı bir de ne var? 96 lira fazlası var değil mi? 96. Evet. K'nın kaç lirası vardır demiş. Aa bak bulduk değil mi? Bak K'nın parası bunların toplamı. E toplayalım o zaman. Eşittir. Birler basamağını topluyorum önce. Biraz karışık oldu ama. Birler basamağını topluyorum. 6, 3 daha 9. 8 daha 17'nin 7'si. 50 var. 1, 9, 1 de elde 10. 1 daha 11. Bir de burada 12'nin ikisi. Elde var yine bir. Burada yüzlük yok. Bir burada. Bir daha 2 Bir de elde 3. Demek ki K'nın 327 lirası, Türk lirası vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. 10. sorumuzu çözüyoruz. Sınıf kitaplığımızda 186 kitap vardı. Kitaplığımıza sınıf kitaplığımızdaki kitapların sayısından 76 fazla kitap aldık kitaplıkta kaç kitabımız oldu? Bakın ne kadar uzun bir soru ve ne kadar da karışık karışık konuşmuş ama aslında ne kadar basit olduğunu biliyoruz artık değil mi? Ne demiş? Sınıf kitaplığımızda 186 tane kitap var. Tamam mı? Kitaplığımıza bu kitaptaki yani kitaplıktaki bu sayı kadar tamam mı? Sayının 76 fazlası kadar daha ne yapmış? Kitap almışız. Önce ne yapalım? Ne kadar kitap aldığımızı bulalım. Tamam mı? Ne kadar daha kitap koyduk biz kitaplığa? Şimdi bakalım. 6, 6 daha. 12, 50 var. 1, 7, 8 daha. 15, 1 de elde. 16, 50 var yine. 1, 1, 1 de elde. 2. 262 kitap daha koymuşuz biz buraya. Kitaplıkta kaç kitabımız oldu diyor. E, 262 koyduk. E, Başta da 186 vardı zaten. E, o zaman bunların toplamı nedir? Kitaplıktaki kitap sayısıdır. 6 2 daha 8 8 6 daha 14 50 var 1 2 1 daha 3 1 de 54 diyoruz ve 448 olarak buluyoruz cevabımız arkadaşlar. Gelelim şimdi yeni testimize yeni sorularımızı çözelim. Hemen ikinci sorumuzu okuyorum. Okul kütüphanesinde 363 masal 218 hikaye, 59 şiir kitabı vardır. Okulumuzun kütüphanesinde kaç kitap vardır? Zaten çok basit arkadaşlar, değil mi? Ne yapacağız? Bu üçünü toplayacağız. Hatta şöyle yapalım, hiç yazmadan toplayalım. Eşittir diyorum. 9 8 daha 17, 3 daha ne yaptı? 20. 20'nin 0'ı 50 var. 2 1 5 daha 6. 6 daha 12, 2 de 50 14. 50 var. 1 geldik 3. 2 daha 5. Burada yüzlük yok. Bir de elde 6-640 kitap vardır diyoruz. Çok basit bir soruydu. Evet sevgili arkadaşlar son sorumuza geldik. Gerçekten şimdiye kadar çözdüğümüz soruların arasındaki en karışık soruyu çözeceğiz. Gördüğünüz gibi da belli oluyor zaten biraz. Ve bu sorudan sonra da size yorumlarda cevabını yazmanızı istediğim soruyu soracağım. Onun hangisi olduğunu söyleyeceğim. Haydi 11. sorumuza şimdi başlayalım. Bizim bahçede 171 gül. Hemen yazıyorum. Soru uzun olduğu için tekrar okumayalım diye direkt ben buraya bizim yazıyorum tamam mı? 171. Osmanlıların bahçesinde ise bizim bahçedekinden 40 fazla gül. Hemen buraya Osman yazıyorum. Neymiş? Bizim bahçedekinden 40 fazla. E bizim bahçe 171'di. E 40 fazlası artı 40 yapar. Gül vardır. Gülü de çok severim bu arada. Metelerin bahçesinde ise bizim ve Osmanlıların bahçesindeki güllerin toplamından 84 fazla gül vardır. Bakın ifadeyi düzgün okuyalım tamam mı? Hemen buraya mete yazıyorum. Altına çizgi çekiyorum. Metelerin bahçesinde ise bizim ve Osmanlıların bahçesindeki güllerin toplamından. Bakın yani şu şu iki ifadenin toplamından bizim ve Osman'ın toplamından. Ne diyor? 84 fazla. Yani bunları topla diyor. Bir de üstüne 84 ekle diyor. Tamam mı? Onu karıştırmayalım. 171 artı 171 artı 40 artı 84. Gül vardır. Metelerin bahçesinde kaç gül vardır? E biz zaten bulduk onu, değil mi? Ne kadar basit oldu. Evet, toplayalım şimdi bunları. 4, 0 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6, 8, 4 daha 12. 7 daha 19, 7 daha 26'nın 6'sı 50 var. İkimizi yazıyoruz. 1, 1 daha 2, 2 de 50, 4 ve cevabımızı 466 gül olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. 10. soruyu da sizlere bırakıyorum. Hemen okuyorum sorumuzu. Yüzler basamağında 6 olan 3 basamaklı en büyük çift sayı ile. Bakın 3 basamaklı en büyüklemiyor En büyük çift sayı ile diyor. İki basamakta en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Bu iki sayıyı bulup onları bir toplayacağız tamam mı? Sonra toplamı da yorumları yazacağız. Ben de size doğru ya da yanlış diye hepinize dönüt vereceğim arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.